Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci dönem birinci yazılı kampımızda coğrafya ile ilgili güzel bir çalışma yapacağız. Tabii ki de biz bir dönem boyunca güzel güzel derslerimizi anlattık. Siz de bunları dinlediniz. Şimdi işte burada size öğretmenleriniz neler sorabilir? Bunlarla ilgili güzel bir yazılıya hazırlık çalışması yaptık biz. Hadi bakalım hep birlikte yazılı çalışmamız başlasın. Şimdi burada birinci kısımda birinci ünitede doğal sistemler içerisinde bitkiler. Yani dünyada bitkiler su toprak bitki kısmında sadece bitkiden sorumlusunuz. Ve biz bitkinin vejetasyon yani bitki toplulukları olduğunu biliyoruz. Ve dünya yüzeyinde görülen bitki topluluklarını ağaç formasyonu, çalı formasyonu, ot, çöl formasyonu olmak üzere dört grupta inceliyorduk. Mesela ağaç formasyonunda ekvatoral yağmur ormanları vardı. 0-10 derece enlemleri arasında görülüyordu ve buradaki bitki toplulukları yıl boyunca yeşil kalan yayvan yapraklı ormanlardı. Daha sonraki süreçte muson ormanları vardı. Muson iklim bölgesinde. Burada da karakteristik bir ağaç vardı. Hemen şöyle hatırlayalım. Tik dediğimiz bir ağaçtı değil mi sevgili arkadaşlar? Ortak şu an karma yapraklı ormanları okyanusal iklimde kışın yaprak döken hem geniş yapraklı hem iğne yapraklı ağaçların bulunduğu karma yapraklı orman kuşağıydı. İğne yapraklı ormanlar ise sert karasal iklim bölgesindeydi ve bu ormanları biz tayga ormanları diyorduk. Hemen çalı formasyonuna geldiğimizde maki ve garikler Akdeniz iklim bölgesinin bitki toplulukları olarak karşımıza çıkar. Mesela burada özellikle şuna dikkat edin maki ve garik formasyonuna ait türleri hem şöyle sınava girmeden önce de bir bakın. Ne, neydi, neydi bunlar gelin hep birlikte hatırlayalım. Maki formasyonuna geldiğimiz zaman maki formasyonunda zeytin vardı. Zeytin dışında keçi boynuzu, kermez meşesi vardı değil mi sevgili arkadaşlar? Garip formasyonunda ise lavanta, kekik, funda, yasemen gibi türler vardı. pisodomaki ise yalancı maki olarak geçiyordu. Özellikle şuradaki ortak şu an karma yapraklı ormanların da tahribatla birlikte ortaya çıkan türler olarak söyleyebiliriz. Fındık, üvez, erik, elma, akça kesme gibi türler pisodomaki grubuna giriyordu. O zaman hemen şöyle şuraya bir ok çıkarıyorum. Buradaki türleri özellikle sınava gir girmeden önce şöyle bir göz at tamam buna dikkat et. Ot formasyonu da savan formasyonu savan iklimi uzun boylu ot topluluklarıydı. Sitep ikliminde yağışlı dönemde yeşerip kurak dönemde sararan ot toplulukları bak burada da önemli olan türleriydi. Türler ne vardı burada? Mesela geven, çoban yazlığı, çakır dikeni, yavşan otu, kılıç otu bunların hepsi bozkır formasyonu olarak karşımıza çıkmaktaydı. Özellikle bozkır dediğimiz alanda yani karasal iklim bölgesindeki ormanların tahribatıyla birlikte ağaçlı bozkır dediğimiz antropojen bozkırlarda görülüyordu diyebiliriz. Şuradaki yine yapraklı ormanların bulunduğu alanlarda biraz daha yüksek kesimlerde ve dağların yüksek kesimlerinde yağışlı dönemde yaşanan ot toplulukları dediğimiz çayır türleri yer almakta. Tundra ot topluluğuydu. Yazın bataklık ortamında çözülen o, o toplulukları olarak ifade edilebilir. E, çöl formasyonu kurakçıl ot ve kaktüsler vardı. Özellikle 30 derece enlemindeki dinamik kökenli yüksek basınç kuşaklarını unutmamış olalım. Peki bitkinin dağılışını etkileyen faktörler iklim. Bak buradaki hepsi iklime bağlı olarak ortaya çıkan türler. Yeryüzü şekillerinde mesela bir daha amacı boyunca yükseldiğinizi varsayarsanız sıcaklık ve yağıştaki değişimlere bağlı olarak bitki toplulukları geniş yapraklı ormanlar, iğne yapraklı ormanlarla birlikte bulunan karma yapraklı ormanlar, daha sonra iğne yapraklı ormanlar ve daha çayırları olmak üzere farklılık gösterebilmekteydi. Toprak zaten bitkinin köklerini bulundurduğu alana verdiğimiz isimde ve biyolojik faktörler burada özellikle bir canlıyı düşünebiliriz, insanı düşünebiliriz ki insan tahribatla birlikte buradaki türlerin oluşmasında sağlıyordu diyebiliriz. Türkiye'de bitkilerde relikt ve endemik bitki ifadelerine dikkat etmenizde fayda var. Hemen şöyle yıldız atıyorum. Relikt dediğimiz kalıntı bitki. Yani çok eski dönemlerde varlığını belirli bir anında sürdüren daha sonraki iklim değişimlerine bağlı olarak oradan başka yerde geniş bir yayılış alanına sahip olup o alanda çok küçük bir alanda kalan bitkilere verdiğimiz isimdi. Mesela burada ne vardı? Amanos dağlarında kayın ormanlarını örnek verebiliriz. Endemik ise nadir görülen bitki. Yani dünyanın sadece tek bir bölgesinde görülüp başka bir alanda görülmeyen bitki topluluklarını verdiğimiz isim. Burada da şunu unutma. Bu türleri bir bak. Mesela diyebilir ki sana Türkiye'deki bulunan endemik bitki türlerine örnek verebilir misiniz der. O zaman şöyle yazacaksın. İspir meşesi, datça hurması, sığlağacı, anzer çayı, otu Bunlar mesela bizim bilmemiz gereken endemik bitki türleridir. Bunları da unutmamış olalım. Türkiye'deki ormanları mesela ağaç formasyonu, çalı ot formasyonu diyeceğiz ama mesela orman topluluğu içerisinde Karadeniz bölgesinde karma yapraklı ormanlar var. Ege Akdeniz kıyısında kızılçam ormanları yer almaktadır. Maki, garikler gene Ege Akdeniz yani Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda. Pisodomakiler Karadeniz iklim bölgesinde. Ot toplulukları ise iç bölgelerimizde geniş bir yayılış alanına sahiptir diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar burayla ilgili biz Dinamo Soru Bankası kitabımızda sizler için etkinlikte hazırladık yani sonuçta biz evet TYT AYT sınavlarına gireceğiz ama her eğitim kademimizde de bizim karşımıza çıkacak 4 tane yazılı sınavımız var. Bunlarla ilgili bakın sayfa 100. sayfa. Ben şöyle şuradan 100. sayfayı açıyorum. Bakın şöyle içeriye baktığımız zaman burada doğru yanlışlarımız, bulmacalarımız, boşluk doldurmalarımız, klasik sorumuz ve eşleştirmelerimiz yer almakta. Yani bu kitap sizi yazılıya daha iyi bir şekilde hazırlayabilecek bir kaynak. Sayfa 100 101 bunu da unutmamış olalım. Geldik şimdi ikinci ünite kısmına. Burada beşeri sistemler var. Öncelikle nüfus sınırları belirli bir aranda, belirli bir zaman diliminde yaşayan kişi sayısıydı. Nüfusu çeşitli özelliklerine göre saydığımızda nüfus sayımları elde ediyorduk ve bunu iki şekilde yapmıştık. Defakto yöntemi sayım günü neredeyse oradaydın hatırla. Dejur yöntemi ise adrese dayalı nüfus kayıt sistemi. Hemen ben şöyle adrese dayalı nüfus kayıt sistemi diye şuraya da yazayım. Mesela günümüzde Türkiye'de dejur yöntemi uygulanmaktadır. Biz nüfus sayımı yaptığımızda cinsiyet yapısını, ortalama yaşam süresi, yaş gruplarına göre dağılımı, okur yazarlık oranı, doğum ölüm oranları, nüfus artış hızları ve şehir kır nüfusu ile ilgili verileri elde edebiliyorduk ve burada şunu unutmayalım: cinsiyet yapısı bir ülkedeki nüfusun ya da ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi vermez iken, diğer ifadelere baktığımızda diğer ifadeler sevgili arkadaşlar gelişmişlik düzeyleri hakkında bize bilgi verir. Mesela sadece birkaç tane örnekle gitmemiz gerekirse mesela ortalama yaşam süresi. Dünya'da ortalama yaşam süresi 72 yıldır. Ama bu sayısal değerin üzerinde ya da altında olan ülkeler olabilir. Mesela Japonya'ya baktığımız zaman 84 yıl, Çad'a baktığımız zaman 54 yıl. O zaman bu ortalama yaşam süresinin üzerinde ya da altında olması ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Tabii ki de dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine baktığımızda 3 tane dönem vardı. Dünya nüfusunun sıçrama yaptığı dönemler. Birincisi alet yapımı. Niye? Çünkü bu alanda çevremizdeki hayvanlardan kendimizi koruyabildik. O hayvanları avlayarak besin değeri yüksek gıdaları tükettik. Bu da nüfusun sıçrama yaptığı birinci dönem olarak karşımıza çıkar. Daha sonraki süreçte neolitik dönem bundan 10 bin yıl önce meydana gelen tarımsal faaliyetlerle birlikte insanların yerleşik hayata geçmesi, dünya nüfusunda sıçramanın ikinci dönemi olarak ifade edilebilir. Daha sonraki süreçte sanayi devrimi. Peki bunu nasıl bir nüfus artışında sıçramaya etkisi vardır dersik insanlar bu dönemde kırsal kesimden kentsel alana göç etmekte ve buna bağlı olarak değişen bir aile yapısı var. Evet, teknolojide ilerlemeler, tıpta ilerlemeler var, sağlık hizmetlerinde ilerlemeler var. Bu da ortalamaya yaşam süresinin uzamasına bu da nüfusun sıçrama yapmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Bak burası da önemli. Buraya da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi nüfusun dünyadaki dağılışına baktığımızda dünya nüfusu 7 milyar 900 milyonun üzerinde ve bu nüfus dünyada dengeli bir şekilde dağılmamış. Bunu etkileyen iki ana faktör var. Doğal beşeri faktörler. Bak bu ifadede kavram haritası olarak bizim karşımıza soru gelebilir. Der ki dünya nüfusunu dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız der. Birincisi doğal faktörlerden iklim. İklimin çok sıcak, soğuk kurak, nemli olması tabii ki de nüfusun dağılışı üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. İklimimiz çok sıcak olduğu yer. Hatırlayın şöyle mesela neresi? Ekvatoral yağmur ormanları. Sıcak ve nemli iklim koşulları ve aynı zamanda bitki örsünün gür olması nüfusun seyrek olduğu anlamına gelir. Onun dışında iklimin kurak olduğu alanlar Afrika'nın kuzey kısmı, Arap Yarımadası, Orta Asya, Avustralya'nın iç batı kısımları buradaki çöl ikliminden dolayı nüfusun daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde iklimi soğuk olduğu Grönland, Sibirya'nın kuzeyi, Avrupa'nın kuzeyi, Kanada'nın kuzeyi ve Alaska dediğimiz alanlarda da iklimi soğuk olması nüfusun da alışındaki belirleyici etkenlerden bir tanesidir diyebiliriz. Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu Himalaya dağları, Kayalık Ant dağlarında nüfusun daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Toprak verimli olduğu alanlarda nüfus daha yoğundur değil mi? Mesela Hint medeniyeti, Çin medeniyeti, Mezopotamya uygar Mısır medeniyetinin bulunduğu alanlar günümüzde bile hala sık nüfuslu yerlere örnek gösterilebilir. Kuzey ve Güney Yarımküredeki kara ve denizlerin dağılış oranına baktığımızda Kuzey Yarımküredeki karalar Güney Yarımküredeki karalara oranla daha fazla. Ve aynı şekilde orta kuşak dediğimiz ılıman iklim bölgesinde Kuzey Yarımkürede geniş bir kara kütlesinin yer alması nüfusun Kuzey Yarımkürenin orta kuşağında toplanmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Bak su kaynakları toprakla ifade edilebilir. Çünkü ilk yerleşmeleri baktığımızda verimli tarım arazilerinin bulunduğu alanlarda su kaynakları bakımdan zengin alanlarda kurulmuşlardır ve günümüzde hala bu alanlar yoğun nüfuslu bölgelere örnek gösterilebilir. Beşeri faktörler eğer ki herhangi bir merkezde, herhangi bir alanda olumlu ise bu alanlarda nüfusun daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Batı Avrupa sanayi faaliyetleri gelişmiştir. Ticaret faaliyetleri gelişmiştir. Ulaşım faaliyetleri gelişmiştir. Nüfus yoğunluğu fazladır. Güney Asya tarımsal faaliyetler gelişmiştir. Nüfus fazladır. Japonya'nın bulunduğu alana baktığımız zaman sanayi ticaret faaliyetleri ulaşım faaliyetleri geliştiği için nüfusun yoğun olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Sonraki süreçte beşeri sistemler kısmında etkinliklerimize birazdan geçeceğiz ama burası da gene bizim için çok çok önemli bir kısım. Bak bu hem TYT AYT için hem de yazılıya girdiğiniz zaman karşınıza gelebilecek soru tiplerinden bir tanesi. Öğretmeniniz size bir tane piramidi verip bu piramide sahip ülkenin özellikleriyle ilgili ifadeleri sorgulatabilir. Ya da der ki sana kenarları içe çökük nüfus piramidini çizip bu özelliğe sahip ya da bu piramide sahip ülkelerin özellikleri nelerdir? Bunlarla ilgili ifadeler sorgulatabilir. Der ki düzgen üçgen biçimli nüfus piramidine sahip ülkelere örnek veriniz diye Kenarları içe çökük nüfus piramidine baktığımızda yüksek doğum ve yüksek ölüm oranına sahiptir. Az gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi olmakla birlikte Angola Burundi mesela bu piramide sahip ülkelerden bazılarıdır. Bak bu ülkelerin yani bu piramide sahip ülkelerin nüfus artış hızları düşüktür. Çünkü yüksek bir ölüm oranı var. Aynı şekilde yüksek bir doğum oranı var. Bunlar birbirini nötrlüyor gibi düşünebilirsiniz. Düzgün üçgen biçimli nüfus piramidine geldiğimiz zaman yüksek doğum oranları var. Evet ama son yıllarda ölüm oranlarında azalma var. Ve bu ülkeler Nüfus artış hızı çok yüksektir. Hindistan, Filipinler gibi ülkeleri buraya örnek verebiliriz. Asimetrik şekilde nüfus piramidine bakın dikkat edin. Piramidi şöyle rahat bir şekilde yorum yapabilmeniz için tamamlayabilirsiniz. Tamamladığınız zaman ne oldu? Son yıllarda doğum oranında ciddi anlamda bir azalışın olduğunu söyleyebiliriz. Bak bu gelişmekte olan ülkelerin nüfus piramididir. Son yıllarda özellikle mesela nüfus artış hızını azaltışı politika uygulamış olabilirler. Ya da insanların değişen bir aile yapısı vardır. Kırdan kente göç dediğimiz bir olgu vardır. Bu da bu alanda sevgili arkadaşlar doğum oranlarını artırır. Mesela Brezilya ya da Çin'i bu piramide sahip ülke olarak örnek verebiliriz. Arıkova'nın nüfus piramidi ve çan şeklindeki nüfus piramidi geldiğimizde bu iki piramitte gelişmiş ülkelerin piramidi olarak karşımıza gelir. Bak bunların ikisinin birbirinden en önemli farkı taban kısmı. Bak birinde taban kısmında hafif bir daralma, diğerinde ise son yıllarda bir gelişme var. Burası nüfus artış hızını ne yapmış sevgili arkadaşlar? Artırıcı politika uygulamış ve son yıllarda doğum oranlarında artışın olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bu Arıkova'nın nüfus piramidine sahip ülkeler gelişmiş ülkeler dedik ya Amerika Birleşik Devletleri, Fransa İngiltere, Japonya'ya örnek verebiliriz. Çan şeklindeki nüfus piramidine ise Rusya ve İrlanda'yı örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki burayla ilgili biz kitabımızda sizin için yazılıya hazırlıkla ilgili bir çalışma yaptık mı dersek hemen şöyle bakıyoruz sayfa 130 sevgili arkadaşlar. 130. sayfayı açıyorum şöyle. Bakın burada gene doğru yanlışlar, bulmacalar, boşluk doldurmalar, klasik sorular ve eşleştirmelerle ilgili güzel bir yazılıya hazırlık çalışması yapmışız. O zaman hemen sayfa aralıklarını yazıyorum. 100, 101. sayfa, 130, 131. sayfa. Sınava girmeden önce kitabımızı temin eden arkadaşlar için bu iki sayfaya da şöyle etkinlikleri güzel bir şekilde yaparsa sınava dört dörtlük hazırlanmıştır diyebiliriz. O zaman hadi bakalım biz sizler için hangi etkinlikleri yaptık gelin hep birlikte göz atalım. Sorumuza geldiğimizde ne diyor bizden? Soru aşağıdaki haritada işaretli alanlarda yetişen bitki topluluklarını yazınız diyor. Bak bu ifade böyle gelebileceği gibi. Yani öğretmenin eğer ki sürekli olarak harita ile ilgili çalışmalar yaptırıyorsa sana harita üzerinde işaretleyecek böyle alanlar ve diyecek ki sana işaretli alanlarda yetişen bitki topluluklarını yazınız diyecek. Hemen gelin hep birlikte yazalım. Şimdi burada Ekvator hattını bilmemiz tabii ki de bizim için çok çok önemli. Ekvator hattını şöyle bak şuradaki Malezya, Endonezya, Gine adalarının bulunduğu alandan şöyle çiziyorum. Bak ekvator üstünde iki tane alan var mı? Var. Eğer ki ekvator üstünde iki tane alan var. Güney Amerika ile Afrika'nın batı kısmı karşılıklı olarak bakıyorsa burada tropikal yağmur ormanları var. Yani ekvatoral yağmur ormanları vardır diyebilir. Sıfır derece ile 10 derece enlemleri arasında yer alan yıl boyu yeşil kalan yayvan yapraklı ormanların bulunduğu alandır bu iki alan. Tamam tam şu kısım Kongo havzası tam bu kısım Amazon havzası. Burası dünyadaki biyoçeşitliliğin hiçbir alanla kıyaslanamayacağı ölçekte zenginliğe sahip bir alandır diyebiliriz. 2 numaraya geldik. 2 numara bizim için çok çok önemli. Bakın şunu da şöyle yapalım. Şuradan da şöyle bir hat çiziyorum. Bu da 30 derece enlemindeki dinamik kökenli yüksek basınç kuşağı. Aynı şekilde şurada Afrika'nın kuzeyinden de geçirmemiz lazım. Onu 30 derece enlemindeki dinamik kökenli yüksek basınç kuşağı. Şuraya da şöyle geldim. 0 derece enlemindeki termik kökenli alçak basınç kuşağı dedim. Bu hat Avustralya'nın tam ortasından geçti ya. Şu iki tane uç kısım var ya Avustralya'nın güney ve güneybatı uç kısımları bu alanda Akdeniz iklimi görülür. Çünkü Akdeniz iklimi 30 derece enlemi ile 40 derece enlemleri arasında yer alan karaların kıyılarında görülen bir iklimdir. Ve bu kapsamda burada Akdeniz iklimi görülüyorsa bu alanda Maki'yi görebilirsin. Maki dışında Garik dediğimiz türleri de görebilirsin. Bunu ifade ederken de şöyle ifade edebiliriz. Yıl boyunca yeşil kalan bodur ağaçlar. Makilerin tahrip edilmesiyle birlikte görülen türlerde Garik olarak ifade edilir. Çam türü olarak da Kızılçam ormanlarına hani örnek verebiliriz. Hemen şöyle 3 numaraya geldim. Bak 30 derece dinamik yüksek basınç kuşağının tam üstünden geçti. Burası zaten Afrika'nın kuzeyi. Burada kim var dersek Sahra Çölü var. Dinamik kökenli yüksek basınçtan dolayı oluşmuş bir çöl alanı. O zaman burada çöl bitki toplulukları, kurakçıl otları rahat bir şekilde görebiliriz. 4 numaraya geliyorum. Bakın burada 4 numaraya dikkat etmemiz lazım. 4 numara nerede? Hindistan'ın bulunduğu alanda sevgili arkadaşlar. Hindistan'ın bulunduğu alanda muson iklim görülür ve bu alandaki görülen bitki toplulukları muson ormanları olarak karşımıza çıkar. Şimdi muson ormanları ekvatoral yağmur ormanları kadar zengin bir biyoçeşitliliğe sahip değil ve muson ormanlarındaki karakteristik bir ağaç vardı hemen şöyle hatırlayın tik ağacı olarak geçerdi. Burası kışın yaprak döken yayvan yapraklı ormanların bulunduğu bir coğrafya. Neden bu ormanlar kışın yaprak döküyor derseniz çünkü kış döneminde belirgin bir kuraklık şiddeti var. Buna da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. 5 numaraya gel geldiğimizde 5 numarada Asya'nın kuzeyinde orta bir hattı vermiş Sibirya dediğimiz alan. Bakın sevgili arkadaşlar, şurada şöyle geniş bir satıhta bize bir yer işaretlerse özellikle Norveç, İsveç, Finlandiya hattını tamamıyla alırsa böyle ve Sibirya dediğimiz alanı da alırsa bu alanda görülecek bitki formasyonu nedir dersek Tayga ormanlarıdır diyebiliriz. Yani tayga ormanları dediğimiz iğne yapraklı orman grubu diyoruz. Çünkü bu alanda sert karısal iklim etkilidir diyebiliriz. Geldik 6'ya. Bak şimdi 6 ile 5 çok tehlikeli. Gerçekten seni hataya sürükler. Bak 6 numarada nereyi vermiş? Alaska'nın kuzey kıyılarını vermiş. Eğer ki kuzey kıyılarını verdiyse bu alanda tundura iklimi görülür. Ve buradaki bitki topluluğu tundura dediğimiz ot toplulukları olarak geçer. Bak bu ot topluluğu. Çölü geçiyorum. Makigarik çalı topluluğu. Muson, yağmur, tayga ormanları ağaç topluluğu olarak ifade edilir. 7 numaraya geliyorum. 7 numarada nereyi vermiş? Kuzey Amerika'nın kuzey batı kısmını vermiş. Bak burası çok önemli. Hangi açıdan? Çünkü bu alanda Alaska dediğimiz sıcak su akıntısı var. Ve Alaska sıcak su akıntısı bu alanda okyanusal iklimin görülmesini sağlamıştır. Ve burada yaprak döken orman yani orta kuşağın Karma hemen şöyle yazalım. Karma yapraklı ormanları yer almakta sevgili arkadaşlar. Mesela burada bize karma yapraklı ormanları Batı Avrupa olarak da verir. Bu kolay bir ifade olur. Burası çok tehlikeli bir alan. Dikkat etmekte fayda var. Geldik şimdi 8 numaraya sevgili arkadaşlar. 8 numaraya şöyle bir bakıyoruz. Neresi? Anadolu coğrafyası. Bakın mesela Anadolu coğrafyasının çok büyük bir alanını verirse bu alanda sitep dediğimiz yağışlı dönemde yeşeren, kurak dönemde sararıp kuruyan topluluklarıdır. Eğer ki buradaki gibi Kafkas Dağları'nın bulunduğu alanı veriyorsa bak bu çok ince bir alandır. Bu alanda ne görülecek dersek çayır toplulukları yani yaz yağışları ile birlikte yeşil kalan ot toplulukları olarak bunu ifade edebiliriz. Hemen şöyle 9 numaraya geldim. Ekvator hattının üzerinde ama Afrika'nın o batı kısmındaki Kongo havzası değil. Bak bu Kongo havzasını şöyle çevrelemiş. Nedir dersek savanlardır. Yani 10 derece ile 20 derece enlemleri arasında görülecek ot toplulukları olarak ifade edilir. Mesela savan iklim bölgelerinde akarsu kenarlarında mesela o akarsuyu kaplayan ormanlar vardır. Bunlara biz park ormanlar ifadesinde kullanırız. Burada da mesela akasya ağacı buranın ana türlerinden bir tanesidir diyebiliyoruz. Geldik şimdi klasik kısmımıza. Dünya nüfusunda meydana gelen sıçrama dönemlerini yazınız demiş. Bence bu sayfadan ya bu ya da bu bizim karşımıza soru olarak gelecek diyorum. Çünkü burası yazılı da yüzde yüz sorulur diyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi biz dünya nüfusunun tarihsel süreçte sürekli olarak artış gösterdiğini söyledik ve buna bağlı olarak dünya nüfusunda artışın çok ciddi anlamda yükseldiği 3 tane ana dönem var. Bunlardan bir tanesi tabii ki de sevgili arkadaşlar paleolitik dönemde dediğimiz alet yapımı. İnsanlar kesici alet yaparak kendini dış dünyadaki yırtıcı hayvanlardan korumuş. Bunlar avlayarak besin değeri yüksek gıdalar edinmişler. Bu da nüfusun sıçrama yaptığı birinci dönem olarak karşımıza gelir. İkinci dönem ise 10 bin yıl önce demiştik. Neolitik dönem. İnsanlar tarımsal faaliyetlerle birlikte yerleşik hayata geçiyor ve yerleşik hayata geçtiğinde kendi tabii ki de dış dünyadan izole ediyor. Bu da dünyada nüfusun artış ya da sıçrama gösterdiği ikinci dönem olarak karşımıza çıkmakta. Dünyada nüfusun sıçrama dönemlerinden üçüncüsü ise sanayi devrimi olarak ifade edilir. Sanayi devriminde nüfusun sıçramasının temel sebebini de şöyle ifade etmemiz gerekirse, bu dönemde özellikle insanlar kırsal alandan kentsel alanlara göç ediyor. Göç etmeye bağlı olarak sağlık hizmetlerinde iyileşmeler var. Bununla birlikte Teknolojiyle birlikte tıpta ilerlemeler de meydana geliyor. Ortalama yaşam süresi uzadığı için dünyada nüfusun sıçrama yaptığı üçüncü dönem olarak söylüyorum. Ben diyorum ki burası kesin çıkar. Geldik bir diğer sorumuza. Çalı formasyonunda bulunan bitki toplulukları nelerdir demiş. Bak burayı da bence eğer ki öğretmenin sana bu konuyu anlatırken bu türleri fotoğraflayıp gösterdiyse bak bu zeytin, bu keçi boynuzu, bu kermez meşesi, bu adı çayı gibi ifadeleri kullandıysa kesinlikle hocam sana bunu sorar. Diyecek ki ben bunları size gösterdim. Yazın bakalım şimdi diyecek. Şimdi biz hemen şöyle Akdeniz iklimine baktığımız zaman ana formasyonda Kızılçam ormanlarının ne olduğunu söyleyebiliriz. Kızılçam ormanlarının yetişmediği alanlarda maki formasyonları maki formasyonlarının yetişmediği alanlar garip formasyonları yetişiyordu. Çalı formasyonunda bizim bilmemiz gereken hemen şöyle şuraya çalı formasyonu diye yazıyorum. Birinci kısım. Tabii ki de makiler. Akdeniz iklim bölgesinin bitki örtüsü. Yıl boyu yeşil kalan bodur ağaçlar. Aman bu ekvatoral yağmur ormanlarıyla karıştırılmasın tamam mı? Çalı formasyonundaki ikinci tür gariki ya da diğer ismiyle frigana olarak da geçer sevgili arkadaşlar. Bunlar da makilerin ile birlikte ortaya çıkmış türlerdir. E, gariki yani çalı formasyonunda üçüncü türümüz ise yalancı maki olarak geçer. Pisodon maki grubuna dahil edebiliriz. Şimdi bunları böyle yazdık. Tamam bitki toplulukları nelerdir dedi. Biz güzel güzel yazdık. Altına ekstra puan için ne yapmamız lazım? Örnekleri de bir koyalım. Birkaç tane örnek verelim. Mesela maki grubuna zeytin örnek verebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Zeytin dışında zakkumu örnek verebilirsiniz. Zakkum dışında bununla birlikte keçi boynuzunu örnek verebilirsiniz. Bunları böyle yazabilirsiniz. Tamam mı? Sıkıntı yok. Garik formasyonuna geldiğimiz zaman lavantayı örnek verebilirsiniz. Lavanta dışında keki, fundayı, yasemini örnek verebilirsiniz. Hemen ben şuraya şöyle e, kekik diye de yazayım. Pisodo makiye neyi örnek vereceğiz dersek fındığı örnek verebiliriz. Fındık dışında mesela üvezi örnek verebiliriz. Hemen ben şöyle üvezi örnek vereyim. Yabani erik, yabani elma, akça kesme bu türleri örnek verebiliriz. Ben hemen şuraya da şöyle kermez meşesi diye yazayım. Bunu da böyle güzel bir şekilde sınavda siz de yazmanızı istiyorum tamam mı? Bunu da böyle gelebilir. Aman dikkat et hoca bence bu sayfadan %100 bir tane soru soracaktır diyelim. Geldik bir diğer sorumuza. Bak işte dedim ki burası benim gözlem. Kesin çıkar. Bence burası yazılı da sorulur diyorum. Çünkü nüfus piramitlerini güzel güzel hem ben hem de öğretmeniniz size anlattı. Burası ülkeler içinde de çok önemli. Ve bundan dolayı da öğretmeniniz kesinlikle bu piramitle ilgili bir ifade verecek. Diyecek ki nüfus piramitleri kaç ayrılır? Bu piramitlere sahip ülkeleri örnek vererek açıklayınız gibi bir ifade sorabilir. Bu biraz ayrıntılı bir soru olur. Ya da böyle bir piramidi verir sana. Bu piramide sahip ülkenin özellikleri nelerdir? Bunu da sorgulatabilir sevgili arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Şimdi bizim nüfus piramitlerinde gelişmiş ülke olarak görebileceğimiz iki tane piramit vardı. Bunlardan bir tanesi bu sevgili arkadaşlar. Bu piramidin ismi Arıkova nüfus piramidi olarak karşımıza gelir. Bir de bunun hemen yanında böyle alt kısmı 0.15'in genişlediği çan şeklindeki nüfus piramidi vardı. O zaman şöyle diyeceksin. Bu piramit senin karşına geldiğinde soruda ve dedi ki ülkelerin özelliklerini yazınız dedi hemen şöyle öncelikle ülkenin gelişmişlik seviyesini yaz. Gelişmiş ülkelere hemen ben şöyle yazayım aittir diyoruz. Tamam. Sonra var ya bununla ilgili yaz yazabildiğin kadar. Gelişmiş ülkenin özelliklerini düşün. Sanayi faaliyetleri gelişmiştir. Kentsel nüfus oranı fazladır. Tarımda çalışan nüfus oranı azdır. Ortalama yaşam süresi uzundur. Okur yazarlık oranı yüksektir. Kişi başına düşen milli gelir fazladır. Yurt dışına yani ihraç ettikleri ürün sanayi ürünleridir ham maddeyi ithal eder. Yani ham madde alır, mamül maddeyi ne yapacaktır? İhraç edecektir. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman düşük doğum oranına sahiptir. Düşük ölüm oranına sahiptir. Bak bunların hepsini bak kaç tane yazdık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al sana 10 tane. Bir de ülke örnek ver. Hadi bakalım bu da bizden olsun de. De ki mesela Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya gibi ülkeler bu piramide sahip ülkelerdir de. O zaman öncelikle benim böyle bir piramit karşıma geldiğinde piramit ile ilgili ifadelerde hangi ülke tipine ait olduğunu bilmem gerekiyor. Hemen onu yazdıktan sonra o ülke ile ilgili ifadelere bakın. Mesela bana şöyle bir şey verseydi, bak mesela dur şöyle yapayım. Kenarları içe çökük nüfus piramidi. Tamam mı? Şöyle şuraya da 15 diyelim. Şuraya da 65 diyelim, tamam mı? E bu da az gelişmiş ülkelere ait nüfus piramidi mi? Hemen şöyle şuraya az gelişmiş ülkelere ait nüfus piramididir diyorum. Bak şimdi Hemen döndürüyoruz. Ortalama yaşam süresi kısadır. Yüksek doğum oranı, yüksek ölüm oranına sahiptir. Eğitim hizmetleri gelişmemiştir. Sağlık hizmetleri gelişmemiştir. Tarımda çalışan nüfus oranı çok fazladır. Kırsal nüfus oranı çok fazladır. Kişi başına düşen milli gelir düşüktür. Ortalama yaşam süresi kısadır diyebilirsiniz. Bak ne oldu? Öncelikle bizim burada yapmamız gereken bu piramide sahip ülkenin gelişmişlik düzeyini bulup onunla ilgili bilebildiklerimizi sıralamaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Aman buraya dikkat. Gel bir diğer kısım. Tabii ki de böyle bir soru bizim karşımıza gelir. Çünkü ülkenin gelişmişlik düzeyleriyle ilgili ifadeleri biz size söyledik. Mesela burada iki tane ülke vermiş. Burada özellikle şunu da söyleyebilir. Mesela Çad'ın nüfus piramidinin şöyle yazıyorum. Hop kenarları içi çökük nüfus piramidi. İngiltere ise sevgili arkadaşlar arı Arıkova'nın nüfus piramidi olarak karşımıza çıkmakta. Bana sadece şu iki piramidi verip bu piramide sahip ülkelerin özelliklerini de kıyaslatabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Yaşam standartlarının yüksek olması tabii ki de İngiltere. Kişi başına düşen milli gelirin düşük olması tabii ki de Çad. E, eğitim seviyesinin düşük olması diyor. O zaman gene Çad'ı işaretledik. Yaşlı nüfus oranı yüksek, ortalama yaşam süresinin uzun olduğu yer neresiydi? İngiltere işaretledim. Ortalama yaşam süresi kısa diyor. Çad'ı işaretledik. Kent nüfus oranının yüksek olması diyor. İngiltere. Niye? Çünkü gelişmiş bir ülke. Gelişmiş ülkede sanayi ve bununla birlikte de hizmet sektörü ön plandadır ve bunlar kentsel alanda icra edilecekleri için kentsel nüfus oranında yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bebek ölüm oranlarının yüksek olması demiş. Sağlık hizmetlerinin gelişmediği tabii ki de çadı burayı işaretleyebiliriz. Aktif nüfusun daha çok hizmet sektöründe çalışması yani üçüncü ekonomik faaliyet tabii ki de bu da İngiltere ile ilgili bir özelliktir. Eğer ki bunu şöyle tarım olarak söylerse çat. Aktif nüfusun daha çok üçüncü ekonomik faaliyette çalışması derse İngiltere ve aktif nüfusun daha çok birincil ekonomik faaliyette çalışması derse çadı örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar bilgimiz olsun. Geldik şimdi doğru yanlışlara. Bu sınavda kesinlikle bizim karşımıza gelecek yazılı da bu kısımla ilgili size güzel bir etkinlik soracak bence hocanız. Buraya da dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Geldik birinci kısma ne demiş bize aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız demiş. Muson ormanlarının karakteristik ağacı akasyadır diyor. Hemen şöyle düşünüyorum tamam akasyayı ben duydum ama akasyayı nerede duymuştum? Savan iklim bölgesinde duymuştum öyle şemsiye ben sarı ağaç grubu var ya o akasya ağacıdır ama muson ikliminin karakteristik ağacı mıdır dersek tabii ki de hayır. Peki muson ikliminin karakteristik ağacı neydi dediğimizde tik ağacı olarak ifade edilirdi. Nüfus piramitlerinde tabanın geniş olması doğum oranlarının fazla olduğunu gösterir. Şimdi taban kısmı dediğimiz yer neresidir dersek hemen şöyle şu kısımdan bir tane piramit çizelim. Şöyle ben geliyorum şuraya. Hop geldim. Şuraya da şöyle indiriyorum. Şuradan da şöyle yaptım. Dur biraz daha indirelim. Şöyle yaptık. Zaten piramidimizin bir kısmı kadın nüfusunu bir kısmı erkek nüfusunu gösterecekti. Şurada yaş grupları 15-65 yaş grubu olarak söyleriz. Ve bana ifade de ne diyor? Nüfus piramitlerinde tabanın geniş olması diyor. Taban dediğimiz kısım alt kısım mı? 0-15 yaş grubu sıfırın başlangıç kısmı ise o zaman burası doğum oranlarını gösterir. Taban geniş olursa doğum oranının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Peki tavan kısmı geniş olursa tavan kısmı ortalama yaşam süresini gösterir. O zaman taban kısmının geniş olması ölüm oranlarının da düşük olduğunu gösterir. O zaman bize ne demiş? Tabanın geniş olması doğum oranının fazla olduğunu gösterir. Evet doğrudur doğum oranı yüksektir diyebiliriz. Bu ifadeyi de şöyle D olarak yazıyorum. Demiş ki Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı 1831 yılında 2. Mahmut döneminde yapılmıştır diyor. Evet bu ifade doğru. Peki biz bu dönemde nüfus sayımı yaptığımızda hangi nüfusu özellikle saydık derseniz bir asker sayısını belirleyebilmek için aynı şekilde vergi miktarını belirleyebilmek için erkek nüfusunu saydık sevgili arkadaşlar o zaman bu ifadeyi de doğru olarak işaretliyoruz. Tayga ormanları okyanusal iklim bölgesinin bitki topluluğudur demiş. Evet tayga ormanları kuzey alanlarda görülen iğne yapraklı bitki formasyonlarıdır. Ancak tayga ormanları okyanusal iklim bölgesinin değil sert karasal iklim bölgesinin bitki topluluğu olarak karşımıza çıkar. Peki Okyanusal iklimin bitki topluluğu nedir dersek kuşun yaprak döken karma yapraklı ormanlardır diyoruz. O zaman bu ifade yanlış bir ifade oldu. İnsanların sayım gününde bulundukları yerin nüfusuna eklenmesine dayalı olarak gerçekleşen nüfus sayım yöntemine de facto yöntemi denir. Evet sevgili arkadaşlar nüfus sayımlarında iki tane yöntem vardı. Bunlardan bir tanesi eğer ki sayım gününde neredeysen oranın nüfusuna dahil olduğun de facto yöntemi. Bir de adrese dayalı nüfus kayıt sistemi olarak söylemiş olduğumuz dejur yöntemi vardı. O zaman de facto yöntemi Böyle dejur yöntemi adrese dayalı nüfus kayıt sistemi. Ülkemizde endemik bitki topluluğu en fazla Karadeniz bölgesindedir demiş. Şimdi şunu düşünüyorsun. Hemen bak bu ifade geldi. Şunu düşünün. Evet ya orada orman örtüsü çok fazla. Bence orada yani endemik türler çok çok yüksektir diyebilirsin ama ifade doğru bir ifade değil. Bizim ülkemizde endemik bitki topluluğunun en fazla olduğu alan Akdeniz hattıdır sevgili arkadaşlar. Özellikle burada Toros Dağları ülkemizdeki endemik türlerin en yaygın görüldüğü alanların başında gelecek yerleşmelerden bir tanesidir diyebiliriz. Ülkelerdeki kadın erkek nüfus oranı ülkelerin gelişmişlik seviyeleri hakkında bilgi verir demiş. Şimdi düşünün yüzde 50,41'lik şöyle 41 diye yazalım. Erkek nüfus oranına sahip bir ülke. Yüzde 49, kadın nüfus oranına sahip. Şimdi burada erkek nüfusu fazla diye ben bu ülkenin gelişmişlik seviyesi yüksek diyebilir miyim? Tabii ki de diyemem. O zaman ülkelerdeki kadın erkek nüfus oranı ülkelerin gelişmiş seviyesi hakkında bilgi vermez. Bunu da unutmayalım. O zaman bu da yanlış bir ifade oldu. Savan bölgelerinde yer alan akarsu vadileri boyunca yetişen ormanlara ya galeri orman diyeceğiz ya da park orman diyeceğiz. Bu ifade doğru bir ifadedir. Geldik. Türkiye'de bitki türü ve çeşitliği bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir diyor. Evet bu ifade doğru bir ifadedir. Hatta ve hatta sevgili arkadaşlar özellikle orta kuşakta yer almamız, farklı iklimlerin görülmesi, kısa Mesafelerde yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi bizim ülkemizdeki bitki topluluğunun farklılaşmasındaki en önemli etkenlerdir diyebiliriz. Bak, datça hurması, kazdağı göknarı ispir meşesi ülkemizdeki relikt bitkilerdendir demiş. Öncelikle relikt bitki nedir? Buna bakmamız lazım. Relikt bitki sevgili arkadaşlar kalıntı bitki olarak geçer. Ama buraya baktığımızda bak hurma datça hurması göknar kazdağı göknarı meşe İspir meşesi bak meşenin önünde özel bir yer göknarın önünde özel bir yer hurmanın önünde özel bir yer özel bir yerse burada sadece tek bir alanda görülüyordur biz buna relik mi diyeceğiz tabii ki de relik demeyeceğiz ne diyeceğiz endemik bitki toplulukları diyeceğiz o zaman bu ifade de yanlış bir ifade oldu sevgili arkadaşlar haberimiz olsun bak burası önemli güzel bir yer Geldik şimdi çoktan seçmeli testlerimize. Ülkelerin nüfus özelliklerini göstermek için kullanılan yöntemlerden biri de nüfus piramitleridir diyor. Ve bir ülkenin nüfus piramidine bakılarak bir genç bağımlı nüfus miktarı, iki nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, üç aritmetik nüfus yoğunluğu ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir demiş. O zaman gelin hep birlikte şuraya bir tane nüfus piramidi çizelim ve bu piramitte bulabileceğimiz şeylere hep birlikte göz atalım. Şöyle bir piramit çizdim. Piramidi şöyle ortadan ikiye ayırdım. Şuraya 0 dedim. Şuraya 2, şuraya 4, şuraya 6, şuraya 8 diyorum. Şuraya geldim 2, şuraya 4, 6 ve 8 dedim. Bak burayı da şöyle aldım. Milyon kişi diyorum. Şuraya da şöyle milyon kişi ifadesini kullandık. Şuraya geldim şöyle 15. Şuraya da geldik şöyle 65 yaş dedik. Bakalım Şimdi genç bağımlı nüfus nedir dersek nüfusun yaş gruplarına göre dağıttığımızda şöyle bir ifade vardı. 0-15 yaş grubu bağımlı nüfus olarak geçerdi. 15-65 yaş grubu aktif nüfus olarak geçerdi. Bir de buranın 65 yaş üzerisi vardı. Burası da bağımlı nüfus olarak geçerdi değil mi? Ama bak bana burada ne demiş? Genç bağımlı nüfus miktarı. Genç bağımlı dediğimiz 0-15 yaş grubu mu? Evet. E ben şimdi burada milyon kişi ifadesini kullanıyorsam buradakileri toplarsam genç bağımlı Bağımlı nüfus miktarını bulur muyum? Bulurum. Bu ifade doğru. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı? E bakıyorum, 0-15 dedik, bağımlı nüfus, 15-65 yetişkin aktif nüfus 65 yaş üzeri bağımlı nüfus. E o zaman ben yaş gruplarına göre dağılımda buldum mu? Buldum. Şimdi bu piramide bakarak ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğunu bulabilir miyim? Peki aritmetik nüfus yoğunluğu neydi? Aritmetik nüfus yoğunluğu diyorum sevgili arkadaşlar. Bir ülkedeki bir bölgedeki bir alandaki toplam nüfusun o bölge ülkenin yüz ölçümüne bulunmasıyla ya da bölünmesiyle birlikte ortaya çıkan bir değerdir. Peki bu nüfus piramidinde ülkenin yüz ölçümünü bana vermiş mi? vermemiş. O zaman ben bu piramide bakarak aritmetik nüfus yoğunluğu hakkında bilgi sahibi olamam. Hangilerine ulaşılabilir dedi. Hemen şöyle bakıyorum. 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabı sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Ne diyor soru bize? Aşağıdaki nüfusun dağılışı ve bu dağılışla etkili olan temel faktörler eşleştirilmiş ve bunlardan hangileri doğru olarak verilmiştir diyor. Hadi bakalım hangisi yanlış hangileri doğru. Bakıyorum A seçeneğine. Asya kıtasının güneyinde nüfus seyrektir diyor. E bakalım bunun temel sebebi nedir dersek Asya kıtasının güneyinde nüfus seyrek temel faktör iklim demiş. Asya kıtasının güneyinde kim var? Hindistan var. Hindistan'da nüfus seyrek mi? Hayır. O zaman bu ifade yanlış bir ifade oldu. Gitti şöyle çarpıya attım. Kuzey batı Avrupa yoğun nüfusludur demiş. Tarım diyor. Ee, Kuzey batı Avrupa dediğimiz kısım. Ee, Hollanda'nın, Almanya'nın bulunduğu alan. Ee, bu alan yoğun nüfuslu. Evet doğru ama bundaki temel faktör tarım mı? Hayır. O zaman bu da gitti. Amerika kıtasının kuzeyinde seyrek nüfusludur diyor. Su kaynakları demiş. Hemen şöyle bakıyorum. Seyrek nüfuslu evet orası ama su kaynakları değil. Burada iklim ana yetken. O zaman bu da gitti. Avustralya'nın batı kesimlerinde nüfus seyrektir diyor. Evet doğru. Ama bunun temel faktörü yer şekli mi? Tabii ki de hayır sevgili arkadaşlar. Nedir? İklimdir. Bu da gitti. Grönland adasında nüfus seyrektir diyor. Evet temel sebebi iklim. Soğuk iklim koşulları. O zaman sadece E ifadesi doğru. Diğerlerindeki A, B, C, D seçenekleri yanlış. Peki bunlardaki etkenler nelerdir dersek? Asya kıtasının güneyde iklim ılıman, su kaynakları bakımından zengin, toprak verimli olduğu için seyrek değil yoğun nüfusudur. Kuzeybatı Avrupa yoğun nüfusudur. Temel sebep tarım değil, sanayi, hizmet, turizm, ulaşım faaliyetleridir. Amerika Amerika kıtasının kuzeyi seyrek nüfusudur. Evet doğru. Kuzeyi Amerika kıtasının kuzeyinde Kanada'nın kuzeyi Alaska'yı bulunduğunu alan düşündüğümüz zaman iklim koşulları etkendir diyebiliriz. Avustralya'nın batı kesimlerinde nüfus seyrektir. Yer şekli etkili değil. Burada özellikle çöl iklimi etkilidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Geldik harita sorusuna. Kesinlikle eğer ki sizin sınavda karşınıza çoktan seçmeli testlerde gelecekse böyle bir soru mutlaka çıkacaktır diyebiliriz. Yukarıda dağılış alanı verilen bitki topluluğunun genel özellikleri arasında demiş. Hemen şöyle bitki topluluğunun dağılış alanına bir bakarsam nereyi görüyorum? Afrika'nın kuzeyini gördüm. Avustralya'nın iç kısmını gördüm. O zaman ben şuraya şöyle kocaman ne yazıyorum? Çöl bitki formasyonu. Çünkü bu alanlar dünyadaki çöl iklim bölgeleri olarak ifade edilmekte. Aşırı kuraklığa dayanıklı mı? Hemen şöyle düşünüyorum. Çölde yağış miktarı ciddi anlamda düşük. O zaman bu bitki aşırı kuraklığa dayanıklıdır diyebiliriz. Geniş yapraklı bitkiler mi? Tabii ki de geniş yapraklı bitkiler değil. Kuraklığa dayanıklı kurakçı lot ve kaktüsler yer almakta. Kökleri yüzeyde yayılış gösterir demiş. Şimdi düşünüyorum. Bak şöyle çizelim hatta. Geldim şuraya sevgili arkadaşlar. Şuraya şöyle bir hop geniş yapraklı ağaç çizelim. Bu mesela bizim geniş yapraklı ağacımız. Bununla birlikte şuraya bir de kaktüs çizelim. Şimdi bunların kök sistemleri bulunduğu coğrafyadaki iklim topluluklarına göre değişecektir. Neden? Geniş yapraklı orman türleri nemli iklim bölgelerinde, kaktüs dediğimiz alan ise kurak iklim bölgelerinin bitki formasyonudur. Şimdi nemli iklim bölgelerinde yeraltı suyu seviyesi yüzeye çok yakın olduğu için, kurak iklim bölgelerinde yeraltı suyu seviyesi yüzeyden bayağı uzak olduğu için bu bitki mesela köklerini yatay doğrultuda geliştirir. Niye? çünkü rahat bir şekilde suya ulaşabildi mi? Bu bitkinin mesela gelişmiş bir kök sistemi yoktur. Ama mesela kaktüse baktığımız zaman suyu ne yapması lazım? O oh, yer altından çekmesi lazım. E bu kapsamda sevgili arkadaşlar bayağı kök sistemi gelişmiş. Bakıyorum kökleri yüzeyde mi yayılış alanına sahip? Tabii ki de hayır diyeceğiz. O zaman bize demişti ki hangileri yanlıştır? 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı. Geldik bir diğer sorumuza. Nüfus artış hızının düşük olduğu ülkelerde gelecekte bazı sorunlar da beraberinde getirecektir demiş. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı olarak meydana gelecek sorunlar arasında gösterilebilir? Bak, sorunlar arasında gösterilebilir diyor. Kişi başına düşen milli gelirin artması sorun değildir ki nüfus artış hızının düşük olduğu ülkelerde sayı azalacağı için milli gelir de artacaktır diyebiliriz. Bu ifade sorun değildir. Konut yetersizliğinin ortaya çıkması evet bir sorundur ama nüfus artış hızının düşük olduğu değil nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde meydana gelen sorundur. O zaman bu ifade de gitti. İş gücü potansiyelinin azalması nüfus artış hızının düşük olduğu ülkelerdeki yaşanacak en önemli sorunlardan bir tanesidir ve ben bunu ülke içerisinden karşılayamazsam yurt dışından ne yapmam gerekecek? İşçi göçüyle insanları almam gerekecek sevgili arkadaşlar. İş gücü ücretlerinin ucuzlaması nüfus artış hızının yüksek olmasının sonucudur. Doğal kaynak tüketiminin artması nüfus artış hızının düşük olmasının değil yüksek olmasının sonucudur diyoruz. O yüzden bize verilen soruya baktığımızda cevabımız C seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde bitki toplulukları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Bakalım şöyle. Sığır kuyruğu, yavşan otu, çoban yastığı, bozkır bitki toplulukları içerisinde yer alır. Evet kardeşim doğru. Sığır kuyruğu, yavşan otu, çoban yastığı, çakır dikeni, deve tabanı. Bunlar sevgili arkadaşlar bozkır dediğimiz. Şuraya sitep olarak da yazıyorum. Yağışlı dönemde yeşerip kurak dönemde sararan ot topluluklarıdır. Hatta ve hatta sitep bitki topluluklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle ABD diye yazalım. Pireli ismi verilmektedir. Bunu da ekstra söylemiş olun. O zaman bu ifade doğru. Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bitki topluluklarına Piso'da maki denir demiş. Bu ifade yanlış. Makilerin tahrip edilmesiyle birlikte ortama garek ya da diğer ismiyle frigana dediğimiz topluluklar. Lavanta, kekik, funda, yasemen gibi türler çıkar. O zaman bu ifade yanlış. Bozkır, çayır, savan, tundra ot topluluklarındandır demiş. Biz bitki topluluklarını ağaç, çalı, ot, çöl formasyonu olarak ayırdık. Ot topluluklarında tundra var savan var çayır var bozkır var. O zaman bunların hepsi doğrudur. Çayır topluluklarının insanlar tarafından tahrip edilmesiyle antropojen bozkır toplulukları ortaya çıkar diyor. Tabii ki de bu ifade ağaçlı bozkırdır bu ama çayır toplulukları değil. Özellikle karasal iklim bölgelerindeki ormanların, orman topluluklarının meşe ormanları özellikle insanlar tarafından tahrip edilmesiyle antropojen bozkırlar çıkıyor. O zaman bu ifade doğru bir ifade olmadı. Bitki topluluklarıyla ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor bize. Bak Bakıyorum şöyle 1 ve 3 B seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Geldik bir diğer sorumuza. Makilerin yüksekliği deniz seviyesinden itibaren Akdeniz kıyılarında 800 bin metreye, Ege kıyılarında 500-700 metreye, Marmara kıyılarında 300-400 metreye kadar çıkmaktadır diyor. Hemen şöyle bir Türkiye haritası çizelim sevgili arkadaşlar. Ve bu çizdiğimiz Türkiye haritasında makilerin ortalama yüksekliği ile ilgili ifadeleri de bir bakalım. Bana ne diyor? Makiler Akdeniz kıyılarında yani şu alanda 800 bin ben şuraya şöyle 1000 metre yazıyorum Ege kıyılarında 500-700 demiş ben şuraya şöyle 700 yazdım Marmara kıyılarında da 300-400 demiş ben de şuraya 400 metre yazdım bak hep kıyıda nereden nereye gittik dikkat et biraz uyanık ol bak Akdenizden Karadeniz'e doğru çıktık mı aslında büyük ölçekte düşünürsen hemen şöyle şuraya da bir tane dünya çizelim aslında sen ekvatordan kutba doğru gittin mi e, burada da aynı şekilde ekvatordan kutba doğru gidiyor musun? O zaman burada enleme bağlı olarak sıcaklığın değişimi makinenin üst sınırı aslında bu orman üst sınırı olarak geçer. Orman üst sınırı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe alçalır. O zaman bu ifadenin etkili olmasındaki temel etken tabii ki de enleme bağlı olarak sıcaklığın değişmesidir. Kuzeye doğru çıkıldıkça yükseltinin artması demiyor. Bana zaten çıkabildiği yüksekliği soruyor gitti. Troposferde yükseldikçe sıcaklığın her 200 metrede bir derece azalması diyor. Bu ifade de olmaz gitti. Yükseltiye bağlı olarak nem miktarının azalması diyor gitti. Çünkü aynı bitki formasyonunu göstermiş. Deniz kıyılarında bitki örsünün kara işlerine göre daha gür olması diyor kıyılar demiş o zaman bu ifade gitti. Sorumuzun doğru cevabı A seçenidir. Geldik sizinle 10. sınıf yazılı çalışmamızın sonuna sevgili arkadaşlar. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Mutlaka Dinamo Soru Bankasından vermiş olduğumuz sayfa aralıklarında yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.